Evet. Ee, şimdi bir bugün Trabzonspor'da ne oldu bugün? He, şu stoper ikililerine bir versenize şuraya. Şu sol tarafa. Ya, bunu bu tarafa. Barko'ya mı vereceğiz? Ha, ver bakalım. Çocuklar güzel güzel hazırlıklar yaptılar tabi Güzel elimizde iyi. Bugün yine farklı bir e, ikili vardı. Baniya Benkoviç ikilisi. Şimdi bu ikili 6 maç yapmış beraber, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet, enteresan. E, Densville oynuyordu, Densville'nin şimdi sıkıntısı var. Benkovic Densville 2 kere oynamış, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet. Densville, Bani'ye 7 maç oynamış, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet. E, Mendy Dansville 3 maç oynamış 2 galibiyet 1 beraberlik Mendy'yi bir ara düşünüyordu Ama Mendy'nin de orta saha katkısı var Şimdi onu alıyorsun Oradan stopere koyuyorsun Bu sefer orta sahadaki dinamizmin azalıyor ki Mendy biraz onu katabilen Seyrek oyunculardan biri Şu tabloda Şu tabloda Kime yazık oluyor Bu tabloda kime yazık oluyor? Kim hocam? Dens bile mi? Hadi söyle. bence ben, yazık oluyor. Hayır. Bilemedin hocam. Bir şans daha tanıyorum sana. Ha kaleciye yazık oluyor hocam. Kaleciye yazık oluyor hocam. Ha o kesin. Şu ikilinin bu kadar değişmesi kaleciye tesir eder. Çünkü bunların hepsinin oyun şekli bilmem düşün. Ya program yaparken bile sen ne yapayım başka başkasına yapayım başka başkasına yapayım. Tabii tabii. Alışana kadar zaman geçer. Oo. E, Bu top oynanıyor bir de burada tabii, hareketli. Tabii. Böyle de durarak da değil. Birbirini Otolarak bozarsın. Değil. Tabii. Birbirini bozarsın. Onun düşün orada en fazla yazık olan Uğurcan. Doğru. Yani ki, Uğurcan'a fazla bir şey dememek lazım. Ki Uğurcan Çakır'ı iyi tutmak lazım. Uğurcan, Şeker alayım mı? Mert. Yani bunlar e, milli takımın 6 ay zaten orada forma şansı bulamıyor. Milli Euro Doğru. 2024 tabii. öncesi. Ee, hani ilk kalecimizin Uğurcan olması kuvvetle muhtemel E ee, Yani adamı zaten Gerçi zorladı iyi antrenman zorladıkça zorluyoruz Böylece farklı stoperlerle <laughs> Değil mi Avrupa Şampiyonası'nı hazırlıyoruz Tabi hazırlıyoruz sıkı hazırlanıyor Sıkı hazırlanıyor ee, Peki bir de Bugün Trezeguet'le e, Nicolas Pepe Afrika Kupası'ndalar onlardan Yoksun oynadı ee, onların katkısı neydi ki o katkıyı aradı mı diye bakalım. Ee, Nicolas Pepe 7 maç oynamış. Geride kalan bugün 18. maçını yapan Trabzonspor'da 7 kere e, oynuyor. 2 golü var ki e, Fenerbahçe maçındaydı e, hatırladığım. Trezege 13 maç oynuyor o da 4 gol atmış. Yani... Hani Afrika Kupası'na gittiler ama ah vah eder mi bilemiyorum evet. Abdullah Avcı. Yani çünkü skor katkıları böyle, oyun katkıları da çok e, hani Trezeguet çok şeyle oynuyor. Yani bir bazen iyi, bazen çok aşağı iniyor. hocam hadi skora katkı yapmadın. Oyunu oyuna katkı yaparsın. Yani mesela nasıl kimi örnek vereyim? Ferdi fazla skor katkısı yapmıyor ama oyuna muazzam bir katkısı var. Evet kesin. Sol taraftan hani geldiği için söylüyorum Trezege'de sol önde birisi sol arkada. Ama Trezege sol önde olmasına rağmen 4 gol atmış ama oyuna da katkı anlamında ciddi bir fark koyamadı diye gözüküyor. Bugün Onacho hiç top alamadı. Neredeyse hiç top almadı. Bir kere bir top geldi. Birkaç kere kafayla sektirdi falan. He, hocam o adama top gönder vermez. O adamı topla buluşturmazsan... Hiçbir etkinliği kalmaz ki alıp gidebilecek bir adam değil çünkü. Onu doğru yerde topla buluşu kafaya atacağın topu. Hiç öyle oynamıyorlar. Ona göre oynamıyorlar. Yanına yani. birini sokacaksın onu yanına. Yanına birini sokacaksın. E gitmiyor kimse. Yani ondan seken topu alabilirsin. O indirir sana Vallahi ikinci şu şans bile, olur. Şu görüntü futbolcunun başarısı. Hocam bütünüyle kendi başarısı. Şu görüntü futbolcunun Sekiz başarısı. 8 gol 2 asist az bir şey değil. Polo Naccio. 14 maçta 10 kez skoru etkilemiştir. Daha ne yapabilir? Şimdi yan toplarda dikkat et bak. Yan toplarda radar gibi. Yan toplarda iki adam geliyor önüne arkasına. Hocam. Evet. Kendisi vuramasa yanındakiler vuracaklar. Faydalı bir adam beş şey için. Abi bugün sıkı markaj altındaydı. Bir yandan da top gelmedi işte. Bir kere. Bilemedin iki kere belki gelmiştir o da. Ne kadar doğru yerde olduğu da tartışılır. Yani arka direkte falan buluşturduğunuz zaman ya da altı pas içinde çat ya i̇şte diye bugün buluyor kafayı. Attıkları gol, şut, kaleci çeldi, viska attı. Kaleci çeldi, viska attı. İki kez top gelmiş onu evet. açıyor hocam. İki defa. Evet. E o zaman ne yap? Çok az. Yani burada onu açıyor suçlamak çok mümkün değil. Demin iki asist gözüküyordu. Burada üç asist. Niye öyle? Ee, Bakasetas. Bak, aset, as. bak. Ha. E, tüm kulvarlar olabilir. Doğru. Kupa da var. Ziraat Türkiye Kupası da var. Buradakinde. Trezege 4 gol 2 asist. Burada Ziraat Türkiye Kupası performansı da var. Yani <laughs> bilemiyorum ki Bakasetas içinde de maçta da konuştuk. Abdullah yani, eski Bakasetas stili, olmadığı kesin. Abdullah Abcana oyun stili önce bir gol yemeyeyim. Yani sakata girmeyeyim sonra bir tane atarım. Sonra Allah kerim var. Ama Abdülkerim oynamıyor şu sırada. Abdülkerim'in <laughs> oynaması Abdülkerim oynamasın. Bak, bak oynaması Abdülkadir lazım. Diyor, şey, şey e, Ona açının şeye şey. bakar mısın hocam? Adam orta sahaya falan gelmiş yani top alayım diye. Evet. Bak, ona açıldığın saha bu. Zaten ceza sahasına fazla girememiş ki. Biraz oralarda dolanmış. Hep orta sahada bak. Evet. Bu taraftan top alıp alıp kaçmaya mı çalışmış? Ne yapmış? Yardıma geliyor. Mesela bugünkü veri 11 kez hava topu mücadelesine gidiyor. Onu açıyor 11 defa. Bunların 9'unu kazanıyor. Hocam kazanmama şansı yok ki. Adam zıplamadan alıyor bir defa. Öyle oldu. İyi de zıplıyor. Kötü de zıplamıyor. Yani o evet. yerde. Kötü zıplayan bir adam değil de zaten adam şey gibi paratoner gibi. Boyuna göre hareketli de. Evet hareketli bir adam. Şey değil ya, yani. Ondan daha fazla faydalanmak gerekir. tabii bu teknik adamın işi ama dedim ya Abdullah Abici biraz sağlam oynayan bir teknik adam tipi. Ben önce bir yemeyeyim diyor. Sonra üç bana alayım diyor. Biraz öyle. Şimdi şey mesela yani... Abdullah Abici'nin şeyine bakalım. İyi gözükür. Lisçe'ye. Görüntüsüne. Açıklamaları falan. Yok yok öyle değil şeyi. Hani kağıtta kaç puan almış geldiğinden beri. He, şey Abdullah Avcı'nın ben sana söyleyeyim hocam. 6. galibiyet o. 6 galibiyet. 3 beraberlik bir yenilgi. Buyur. Başarılı. Bir teknik adam için başarılı. Hem de yani takım çok iyi durumda değil. itiraf İtiraf evet. etmek gerekirse. 6 galibiyet. 3 beraberlik. bir yenilgi. Sadece bir mağlubiyeti var 10 maçta. Edim Vizca diyor ki çok önemli 3 puan aldık. Yeni yıla üç puanla başlamak güzeldi. Ekstra bir şey oynamadık. Hava şartları ve zemin iyi değil. Havada ne vardı? Hava Soğuk mu? Soğuk muydu acaba ya? Öyle miydi arkadaşlar? Ankara bu aylarda Ankara'nın tabii bir hocam daha iyi bilir. Ankara'nın bir keser yani soğuk. Evet. Hele o El Yaman tarafında oralar felaket Yani. Hocam bak merkezde hava hava sıcaklığıyla oradaki hava sıcaklığı iki derece fark eder bak. %100 fark eder. Değil mi? Daha fazla fark eder. Hocam oralar soğuk olur ya. Bizim burada mesela olimpiyatın orasıyla bizim evin orası deniz kıyısı 3 derece fark ediyor. 3 bazen 4. Nasıl olur diyorum ya. Olimpiyat satınıyla bizim evin o taraf. Baya fark eder. Orası da fark eder. Şehrin merkezi mesela eski 19 Mayıs tadının olduğu yerler orası arasında var ya en az en az 4-5 derece fark eder. Her yaman 2 derece. derece gözüküyormuş şu anda. O derecede bir de git bakayım göreyim seni. Bir de hissedilen var. Tabii. Ama bu taraf 5-6 derece. Oralarda mesela Eti ben ben buçuk, eti iki sene tarafı. kaldım. Tabii. O Eti Mesut'tan dönünceydi. Şekersi bu orada yandı Mesut. Bizim İskender, İskender, küçük hmm. şey, Selçuk Yula falan. Cüneyt, Müneyt. Vay be takıma Vay. bak hocam. Çok iyi takım. E, Ümit Bey'in takımı olacak bizim Cem var ya. Pamiroğlu. Evet. 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 Dedi ki Şekersi bor bizi rezil etti hoca dedi. He, e ben, ümit Milli Takım'da ümit oynamışlar. Milli takım, ümit Milli Takım'ın hazırlık ümit maçında. Ümit Milli takımı ne? orada ben oynuyordum dedim. Orta sahanın ortasındayım. Hadi ya diyor. Abi sola çık İskender, sağa çık Selçuk, Yula, Erhan, Cüneyt öyle bir takım ki. Yaşar. Yaşar sonra Fener'e geldi.